aktif deyip geçiyorlar veya sekonder metabolit deyip geçiyoruz. Ama ne moleküller var. Böyle baktığın zaman moleküle bağırıyor ben şuna iyi gelirim diye. Hocam mesela benim aklıma kalan bir sorudur bu. Şimdi genelde kür olarak uzun süreli ve bir takım kullanma ne derler kılavuzu şeklinde siz anlatıyorsunuz ama mesela canım çekti ben durduk yerde bir 40 kilit çayı içtim. Evet. Olmaz mı? Evet çok faydalı. Ya durduk Çok yerde. faydalı. Ama şunu söylüyorum bakın. Bazı tıbbi bitkilerin alışkanlık haline getirilmemesi lazım. Yani şimdi diyelim ki siz 40 kilit yağ işte bu mesane kanserine ve prostat kanserine iyi geliyormuş diye bunu alışkanlık haline getirirseniz yanlış yaparsınız. Eğer ailede prostat kanseri olan var ise prostat kanseri de %30'ların üzerinde genetik transferi olan bir kanser türüdür. O zaman ne yapacaksınız? 40 yaşından sonra hatta 35'inden sonra 6 ayda bir, 1 ay 40 kilit bitkisinin çayını ya sallama koy. Hiç mübarek 50 çeşit çay içiyorsun. Al bunu iç Bir işte. tane de ondan Ha, iç. Allah tedbirli kulunu sever. Değil mi? Yani koruyor da bu kadar nimeti boşuna mı yarattım diyor. Yani onun için 40 kilit bir başka özelliği mesanede taş oluşumunu engeller. Böbrekte taş oluşumunu engeller. Aa faydalıymış diye hadi bunu her gün içeyim olmaz. Bu belli dönemlerde şey yapar. Tekrarlanabilecek. Mesela kalpte değil mi? Atrial fibrilasyon dediğimiz. Hadi bakalım. Çözsünler. Efendim 40 kilit bitkisi. Türkçesinde Aritmi. Ekstra sistol. Ritim bozuk. Ben bozukluğu. tıbbi adıyla atrial fibrilasyon. Ya onların diliyle konuşmak. Anlayamayan Evet yok seyirci tabii tabii. ki biz anlayamayız Aklınıza yani. sığınıyorum. Bir şey daha. Bel boyun fıtığında hocam böyle. Efendim? Bel boyun fıtığında böyle. Boyun fıtığı Ha, şu anda boyun önümde fıtığında. duruyordu. Tam Bel boyun denk düştü. fıtığında. Ya o kadar çok yönlü bir bitki ki Allah'ım ne diyeyim ya Rabbi ya Resulallah. Prostatı Bak bunu bitirdik mi? en Prostata prostatın başladık. Devamı içindeyiz de başladık. Tamam. yani en etkili bunun en etkili olan hali hangisi biliyor musun? Şu biyolojik çeşitlilik diyoruz ya eğer bunun yanında ısırgan yetişiyorsa çevresinde bir Of. yer of doyma onun etkisine. Yani tam böyle şeyden vuruyorsunuz. Ne diyorsun? 12'den, hedeften. 12'den vuruyorsun. Öyle bir şey işte onların aralarında bir diyalog var. Anlıyor musunuz? Hani sen doğaya çıktığında o bana huzur veriyor diyorsun değil mi? Nasıl sakin, çiçekler, yeşillik etraf. Git de onu onlara sor. Nasıl aralarında bir savaş var? Kıyasıya bir savaş var.